Ukraynalı bir kadın sosyal medyada bir video paylaşmış. Türkiye'nin bazı yerlerini Somali'ye benzetmiş. Kendi ülkesini methediyor. Herkesin ülkesi kendine göre güzeldi. Fakat Ukrayna'yı Türkiye'den çok daha ileri bir ülke görüp, işte savaş olmasa çok daha ileri bir ülke olacaktık falan. Savaş olmasa evet daha da iyi olacaktınız ama maalesef öyle bir devlet başkanınız var. Buna sebep oldu. Hadi onu geçelim. Madem Türkiye'de Somali gibi yerler var, maşallah yıllardır Ukraynalı kadınlar veya Rus kadınlar Türkiye'de yaşamak için her türlü ama her türlü gayret ediyorlar. Şimdi beni konuşturmayın. Ukraynalı ve Rus kadınların işte Türk erkeklerini niye tercih ettiğini söyleyen kadın videoları da var. Çünkü çok sahipleniyorlar şöyle böyle. Bak kadın kimliği üzerinden beni konuşturmayın. Bu ülkede kaç tane ev yabancı uyruklu kadın yüzünden yıkıldı? Ben şimdi bunların hepsi böyledir mi diyeyim? Ya da bu ülkede işleri iyi yolunda gitmiyor, buraya geliyorlar mı diyeyim? Aynı şekilde bu ülkede de var kötü zihniyetli her ülkenin vatandaşının içinde maalesef bunlar oluyor. Ama kalkmış hem Türkiye'de yaşıyor, savaş var ülkesinde, burada o savaşın dışında yaşıyor. Zaten muhtemelen savaştan önce yaşıyor. Madem öyle git ülkene geri dönün kardeşim. Bak ben yabancı bir ülkede yaşadım. Gerçekten memnuniyetsizliğim vardı ama çalışıyordum ve o ülkenin şartları bana uymadığı için ben ülkeme geri döndüm. Çalışmaya bile devam edemedim. Bırakın yaşamayı, çalışmaya bile devam edemedim. Tamam dedim, benim ideallerim, benim işte para kazanma, orada daha çok para kazanıyordum. Borcumu bitirdim, ülkeme döneyim artık dedim. Bir sene daha kalsaydım emin olun kenara 100 bin dolar daha para atardım. Fakat tahammül edemedim. Siz de madem Türkiye'yi Somali gibi görüyorsunuz, gidin kendi ülkenize. Hayır, savaşı kastetmiyorum. Savaştan önce de buraya gelen kadınlar burada evlenip kalıyorlar. Kalkıyor bir tanesi böyle saçma saçma konuşuyor. Tabii ben bütün Ukraynalı kadınları buna asla dahil etmiyorum ama kalkıp da kendi ülkesini bizim ülkemizden çok daha iyi bir pozisyona koyup bu ülkede niye yaşıyorsun? Soruyorum sana. Niye yaşıyorsun? O zaman geri git. Bunlar tamamen cahil ve ukala tipler. Ve bakarsanız Türkiye'den yurt dışına yabancı uyrukluyla evlenen kadın sayısı kaç tanedir? Sağcı solcu hiç fark etmez. Yani seküler veya değil hiç fark etmez. Ama bir de dış ülkelerden Türk erkekleriyle evlenen kadınlar, bir de onların sayısına bakın, emin olun çok daha fazla. Niye biliyor musunuz? Çünkü Türk erkekleri gerçekten sahipleniyor. Türk erkekleri biz takım problemler yaşıyor olabiliriz ama değer veriyor. Ukrayna ve Rusya'da kadınlar evleniyor, çocuk doğuruyor, adam ortada yok. Adam gidiyor, ülkeyi terk ediyor, arkasına dönüp bile bakmıyor. Ben o coğrafyada 5 yıl yaşadım ve iş yaptım. Kadınları da dinledim. Ama Türk erkeklerini niye yabancı kadınlar tercih ediyor? Çünkü Türk erkekleri bu hanımefendinin bahsettiği Ukrayna, Rusya ya da işte o milletlerin erkeklerinden çok daha sahipleniyor kadını. Çocuğunu da sahipleniyor. O bölgelerde kadınlar çocuklarını doğurup kendi annelerine teslim edip çalışmak için başka ülkelere gidiyorlar. Hanımefendi kalkmış Türkiye'yi beğenmiyor. Siz önce kendinize bakın. Evet, Ukrayna savaştan önce de güzel bir ülkeydi ama ben sizi Ukrayna'nın öyle yerlerine götürürüm ki Somali'den beter yerler var. Siz kalkıp da biz bütün Ukrayna böyledir ya da şöyledir kalkıp da Türkiye ile onu kıyas eder misin? Her ülkenin kendine göre bir coğrafi yapısı var ve her ülkenin içinde farklı farklı durumu yaşayan insanlar var. Bir de bunu tercih edenler var. Bir de bunu tercih edenler var. Kalkmış Türkiye'yi beğenmiyor. Yok efendim, Ukrayna böyleymiş. Şöyle güle güle git. Git. Savaştan önce de gitseydin. Niye gitmiyorsun? Madem öyle niye ülkeni terk ettin? Savaş var. Çok güzel ülkenizi niye terk ettiniz? Ama kalkıp da şimdi bizde sığınmacılar da var ama kalkıp bana kalkıp Suriye ile Türkiye'yi kıyaslayıp Suriye çok daha iyiydi diyorsa onlara da derim güle güle git. Ben ki sığınmacı politikasında yanlış yerlerin olduğunu biliyorum. Ama sığınmacıların da bir hukuku var. Ama kalkıp da
buraya gelip yerleşmiş, kendi rızasıyla yerleşmiş ya da sığınmacı olarak gelmiş bir kişi kendi ülkesini bana methediyorsa, o zaman güle güle git derim. Güle güle git. Maalesef işte kendini böyle çok bilgili zannedip bir de onun videosunu paylaşıyor. Niye ırkçılık yapıyorsun? Ben 5 sene yaşadığım ülkede gerçekten çok huzursuzca yaşadım. Gerçekten yaşadım ama öyle yaşadım. Ama ben çalışıyordum ve orada mecburiyetlerim vardı. Ve mecburiyetlerim bitince, biraz rahatlayınca aldım pılımı pırtımı toplayıp ülkeme geri döndüm. Bunlara karşıyım ben. Sakın yanlış anlaşılmasın. Sığınmacılar da geliyor ama kalkıp da biz işte bizim ülkemiz daha güzel, onlara da güle güle git derim. Ukraynalıya da derim. Bir Boşnak gelsin buraya Saraybosna'dan, ona da derim. Ha, herkes kendi ülkesini çok sever. Herkesin toprağı farklıdır. Başım gözüm üstüne. Bu böyle ifade edilmez. Bu böyle ifade edilmez. Gerçekten diyorum. Git Rusya'nın, ben daha ilk daha hiç köylerine kadar gittim. Git bakalım orada nasıl fakirlikle uğraşan insanlar var. Ukrayna'da da öyle. Somali'den beter yerler var. Gitsin görsün bilmiyorsa. Barakada yaşayanlar var. Yokluk içinde olanlar var. Maalesef dünyada bu böyle. Bütün dünyada, Amerika'da da var bu, İngiltere'de de var. Amerika'ya gidin, Times Meydanı'nın ara sokaklarında millet yerde kollerin üstünde yatıyor. Var, her yerde var. Bu dünya kıyamet kopana kadar bu böyle olacak yani. Bu böyle enteresan bir şey ama olacak. Bunun sebebi de işte kapitalist dünyanın getirileri. Evet efendim, biz ırkçı değiliz. Biz kendi milliyetçiyiz, milletimizi seviyoruz, başka milletlere de saygımız var. Ama kalkıp bir ülkeye gelip böyle konuşan kişinin de haddini bildirmek lazım. Yani niye evleniyorsunuz? Ben hanımefendi biriyle evli mi bilmiyorum. Niye Türk erkeklerinle evleniyorsunuz? Çünkü çok daha sahipleniyorlar. Biliyor bunu ki, zaten kendileri de söylüyor. Geçen yine Ukraynalı mı Rus kadınlar mı ne paylaşmış? Niye Türk erkekleriyle evleniyoruz? Onlar hediye alıyor. Onlar şunu yapıyorlar. Evet, Türk erkekleri böyle. Çünkü bizdeki aile yapısından gelen genetik özellikler var. Alışkanlıklar var. O yüzden Türk erkeklerini tercih ediyor yabancı kadınlar. Edip geliyorlar, ülkelerini de bırakıyorlar. E sen birisinle, bırak onu, sen benim doktor bir arkadaşım var. Karısı Rus. Kadın geldi. Tabii ki kocasının yanında olacak. Adam mesleği bırakıp onunla mı gidecek? Baştan şartlar öyle oluşuyor ama sonra giden de var, o da var, bu da var. Böyle kendini bilmezler, bir de video çekiyorlar. E güle güle, kendi ülkene git. Beğenmiyorsan güle güle git. Kendi ülkeni methedeceksin diye benim ülkemi böyle aşağılayamazsın, böyle laf söyleyemezsin. Sen kim olursan ol. Dedim ya, kim olursan ol. Yani benim ülkemin de güzel tarafları var. Türkiye'nin de var. Amerika'nın da var, İngiltere'nin de var. Paris'in de var. Git Paris'te görüyorsun sokaklar ne durumda. Çöp. İngiltere'de millet birbirini yemeye başlamış. Marketlerde üst üste atlıyorlar ucuz indirimli ürünlerin üstüne. Her yerde var. Türkiye'yi beğenmiyor. Beğenmeyen gidebilir. Bak çok ciddiyim. Buna bak, sığınmacı politikasındaki adaletli tutumumu biliyorsunuz. Ama sen benim ülkeme sığınmacı olarak geleceksin. Ki video paylaşanları bak, hemen deport ediyorlar. Hani öyle şöyle böyle yapanları, yakalanıyor, yollanıyor. Sen burada bir de kendi ülkeni methedip benim ülkemi kötüleyeceksin. Yok öyle bir şey. Herkes haddini bilecek. Tamam. Evet efendim, bir sonraki videoda görüşmek üzere.